Elazığ Sisli 0.6'da 3, 5, Malatya Az Bulutlu 0.6'da 2, 6, Tunceli Sisli 0.6'da 8, 3, Bingöl. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde tatilcilerle bir araya geldi. Ardından Hazarbaba Dağı civarındaki köy yolları üzerinde devam eden İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Önce Hazarbaba Kayak Tesisi'nde soluğu aldı. Ardından Hazarbaba Dağı'nın zirvesinde snowboard yaptı, karın keyfini doyasıya çıkardı. Hazarbaba Kayak Merkezi'ne giderek hem tesiste incelemelerde bulunan hem de tatilcilerle bir araya gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kayak severlerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın Hazarbaba Kayak Merkezi'nden sonraki bir diğer durağı ise Hazarbaba Dağı civarındaki köy yolları oldu. Bazı köylerde yer yer 5 metreyi bulan kar yağışı dolayısıyla karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekiplerini de ziyaret eden Vali Kaldırım çalışmaları yerinde inceledi. Kurnası da var. O süratli böyle girdi o yarının içine beni görmeyince tak vurdu. Sayın seyirciler, Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Seçime Doğru programının geçtiğimiz gün konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, programda Aziz Nesin'in Zübük romanı üzerinden yaptığı değerlendirmelerin yanlış yere çekilmesi üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Erol yaptığı yazılı açıklamayla Aziz Nesin'in Zübük romanı üzerinden değerlendirme yaparak, geçmişten bugüne siyaset yapma tarzı ile ilgili yorumum herhangi bir parti ve kişiler üzerinden yapılan bir değerlendirme olmayıp genel bir değerlendirme ifadelerini kullandı. 20 Ocak Pazar günü Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Seçime Doğru programında Serkan Aksakal'ın canlı yayın konuğu olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, programda Aziz Nesin'in Zübük romanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Türkiye'de eskiden... Siyasetin kendine göre kuralları vardı. Devlet adamlığı kimliğiyle gelen, gönül adamlığı yapan, bürokrasiyi bilen insanlar vardı. Evet. Ve siyaset farklı noktalarda yapılırdı. İşte ilimin, bilimin ışığında gönül adamlığıyla, nezaket kurallarıyla, medeni ilişkilerle siyaset yapma anlayışı vardı. Son zamanlarda bakıyorsunuz Kemal Sunar'ın Zübük diye bir filmi vardı. Hatırlar mısınız? Hatırlamaz mıyız? Tesadüfen siyasetçi olanlar var. Tesadüfen bir yere seçilmiş olanlar var. Ve bunların oturdukları koltuktan aldıkları yetkiyle o koltukların sorumluluklarını bulundukları partinin lehine kullanmak değil, kendi kişisel menfaatlerine kullanmak için. Ve onlar günlük yaşarlar. Yani partinin menfaatleri değil, kendi menfaatleri neye gerektirirse o doğrultuda hareket ederler. Bunların adı da zübüktür. Ben siyasete girdiğim günden bugüne kadar birçok zübükle mücadele ettim. Bu zübüklerle de mücadele ederim. Evet. Çünkü sen eğer kendinden eminsen, başı diksen, kimseden korkun yoksa, hilen hurdun sahtekarlığın yoksa, herkesin karşısında başı dik durursun. Ve zübük politikası benim politikam değil. Yani bu zübükler siyaseti geçim kaynağı haline getiren, insanların vicdanlarıyla oynayan, insanların gelecekleriyle oynayan,
partilerini temsil etme yeteneğine sahip olmayan, tesadüflerle siyasetçi olan kişilerdir. Bu zübükler siyaseti de başarı endeksi üzerine kurgulamazlar. Yalnızca kendi makamlarını, mevkilerini korumak için kullandırırlar. Peki, programın Türkiye'de, ardından roman üzerinden yaptığı değerlendirmenin yanlış yere çekilmesi üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yazılı bir basın açıklaması yaptı. Milletvekili Erol mesajında şu ifadelere yer verdi. Elazığ'ın yerel televizyonlarında yapmış olduğum programda siyasetle genel değerlendirmede Aziz Nesin'in Zübük romanı üzerinden değerlendirme yaparak geçmişten bugüne siyaset yapma tarzı ile ilgili yorumum herhangi bir parti ve kişiler üzerinden yapılan bir değerlendirme olmayıp genel bir değerlendirmedir. Zaten romanın kaynağı da bu siyaset anlayışının gerçeğidir. Bu değerlendirmenin farklı boyutlara çekilmemesi ve kişiler kendisiyle ilgili bir değerlendirme olarak görüp kasıt arıyorlarsa bu da onların sorunudur ifadelerine yer verdi. AK Parti Başkanı Ramazan Gürgöz'e seçim çalışmaları kapsamında Akçakiraz Belediye Başkan adayı ve adaylarıyla bir araya geldi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e Akçakiraz Belediye Başkan adayı ve aday adaylarıyla bir toplantı düzenledi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya Akçakiraz Belde Başkanı Mehmet Kama, Akçakiraz Belediye Başkanı ve adayı Sebahattin Kaya, Belediye Başkan aday adayları Osman Canbay ve İbrahim Ormanoğlu katıldı. Akçakiraz'ın AK Parti'ye her zaman en güçlü desteği veren beldelerden biri olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, 31 Mart yerel seçim çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İlçe ve beldelerimizde seçimleri kazanmak kadar birlik ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeyi de önemsiyoruz. Önceki gün Yurtbaşı Beldemizde belediye başkan adayımız ve aday adaylarımızla bir toplantı düzenlemiştik. Bugün de Akçakiraz Beldemizin belediye başkan adayı ve aday adayları ile oldukça verimli geçen bir toplantı düzenledik. Akçakiraz Beldesi'nde teşkilatımız, belediye başkan adayımız ve aday adaylarımız arasında birlik ve kardeşlik bağlarının güçlü olmasından mutluluk duyduk. Akçakiraz'da örnek bir birliktelik var, dedi. AK Parti İl Başkanı Gürgöz'e genel merkezimiz tarafından belirlenen belediye başkan adaylarımızın yanında dava şuuruyla birleşen, kardeşlik hukukunun gereği olarak çalışmalara destek olan aday adaylarımızın bu anlamlı tavrının unutulmayacağına dikkat çekerek, AK Parti bir siyasi parti olmasının yanında aynı zamanda kutlu bir dava hareketidir. Bizler nefsimizin değil bu kutlu davanın başarısı için mücadele etmekteyiz. Çünkü bu dava milletin davası, ülkemizin bekasının davasıdır. Bizler aday adaylarımızın da kişisel bir beklenti içerisinde olmaktan ziyade, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadakati ve AK Parti aidiyeti çerçevesinde hareket etmelerinden mutluluk duymaktayız. Diğer ilçe ve beldelerimizde olduğu gibi, Akçakiraz Beldesi'nde de adayımız ve aday adaylarımız arasında güçlü bir kardeşlik ve birlik bağı vardır. Akçakiraz Belde Başkanımız Mehmet Kama'ya, Akçakiraz Belediye Başkanımız ve adayımız Sebahattin Kaya'ya, Belediye Başkan aday adaylarımız Osman Canbay ve İbrahim Ormanoğlu'na gösterdikleri birlik, beraberlik, kardeşlik örneği için teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim öncesi ziyaretlerini sürdüren AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, ziyaretleri sırasında Saniye teyze ile karşılaşınca kendisinden dua istedi. Ben 5 vakit namaz kıldım. Saniye teyzeden dua istedi. Dua et bize. Ben edeyim. Allah razı olsun. O masa yumruğunu koydu. Ben yolumdan şaşmam. 5 vakit namazımı kılıyorum. Erdoğan Bey'e dua ediyorum dedi. Ben 5 vakit namazımı kılayım. Ben Erdoğan Bey'e ben dua edeyim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ben yolumdan şaşmam. Eyvallah. Bak ben çocuklarıma da demişim, günahım sizin boynunuza ola, verdiğim süt size haram ola vermezsiniz. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Beyni. Allah senden razı olsun. Ben onlara günahımı atmışım. Sağ olasın. Dua inşallah. Onlar da söylüyor, yok bir şaşmaz o. Çok şükür. Allah razı olsun. İnşallah. Allah bana razı olsun. Bak benim bir torunum vardı. Evet. Askere gidecek. Dedim bana kurban sen askere gidesin ya gelmezsen. Nene dedi.
Dedim ben evi satam, yatıram, sen gitme. Nene dedi, benim madem yetersin. Kapının önünde gelirim, vururlar beni. Evet. O çocuk bana o sözü söyledi. Allah razı olsun. Ben ölünceye kadar onlara da verdireceğim. Ben de vereceğim, yolumda şaşma. Saniye teyzenin AK Partili Zübeyde Başkan adayı Şahin Şerifoğulları'ndan bir de isteği vardı. Ama yalanız, ben gelemem. Çünkü neden diyeceksin, ben ameliyat olmuşum, neden sakatım. Baba bilgilerinizi biz şey yaparız, bilgilerinizi bilgileri alırız, bak. Gelip alırlar, oy kullanmaya götürürler seni. Oy kullanamayacağı için üzüntü yaşayan Saniye teyzenin bilgilerini alan aday Şerifoğulları, seçim günü seyyar sandığın Saniye teyzeye ulaşacağını söyledi. Benim evim burada. Burada komşudur. Evet. Kilisenin karşısında 8 numaradır. Yaz. Ben 3. katta oturayım. Evet. Şerifoğulları'nın bir diğer seçim durağı ise Mamuratül Aziz Vakfı, Diyanet İşleri Müdürlüğü ile Vali Fahri Bey Caddesi esnafı oldu. Kurumları ve esnafları tek tek gezen Şerifoğulları hal hatır sordu, destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, seçim çalışmaları kapsamında Olgunlar Mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve seçimlerde destek istedi. Mart mahalle idareler seçimleri için çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, Olgunlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban destek istedi. Allah için bizim gençlerimize armağanımızdır. Tırmaladık, koşturduk, çözüm ürettik, ne yapılar diye mücadele ettik, düşündük, projelendirdik, stratejik planlar yaptık. Ve 9 senenin sonucunda karşınıza geldik. Biz bu işi çözeriz. Hiç merak etmenize gerek yok. Bize destek olun. Bizimle beraber olun. Bize sahip çıkın demeye geldik. Eğer iyi bir fikriniz varsa onun için buradayız. Eğer iyi bir fikriniz varsa arkasından gidin. Ama daha iyi bir fikriniz yoksa benim arkamda durun demeye geldim ben de. Benim de gerekçem budur. Burada toplanma gerekçemiz. Çoban, 20 bin kişiye istihdam vaadiyle yola çıktıklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. İşsiz insanımız kalmasın, çeşitli iş alanları açalım, istihdam oluşturalım. 20 bin kişiye iş vaadiyle yola çıktık. Bunlarla ilgili hazırlıklar yaptık. Bunlarla ilgili projeler ürettik. Zaman zaman da sizinle bunları paylaşarak karşılaştırma yapmanızı kim yapabilir, kim bunu daha doğru sonuçlandırabilir. Bunlarla ilgili karar veresiniz diye sürekli karşınızda olmaya çalışıyorum. Ama kararı şuradan almayın. İktidar partisi olursa şöyle olur, iktidar partisi olmazsa böyle olur üzerinden bir sistem kurmamanızı rica ediyorum. Çünkü bunu doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı arkamızdadır. Türkiye'nin beka diyerek direğini oluşturmuştur. MHP bu ülkede direktir. Ve biz yarın buradan gideceğimiz 7-8 tane, 10 tane dosyayla Sayın Genel Başkanımıza gidip de şunlara ihtiyacımız var, bunlar arkamızda durur musun dediğimizde bizim arkamızda duracak bir genel merkezimiz var. Onun için şurada olursa olur, burada olmazsa olmaz, bu parti olursa gelir, şu parti olursa gelmez gibi bir düşünceye kapılmamanızı ve hizanızı buranın üzerinden almamanızı rica ediyorum. Çünkü onları çözeriz. Bunlar kolay. Biz olursak olur. Yoksa olmaz söylemleri bir yere kadardır. O yerde 31 Mart'a kadardır. 1 Nisan sabahı bu şehrin çocukları yeni bir gelecek, yeni bir sayfa, değişimle birlikte yeni bir dünya açacaklar. Bilal Çoban, şehrin geleceğiyle ilgili çalışmaları olduğunu da belirterek, başkan olması halinde nasıl bir profil çizeceğini anlattı. Ya düşünsenize her gün 20 tane yere giriyorsun, çıkıyorsun, yokluk var, varlık görüyorsun. Yani yok abicim yani hani bir noktaya geliyorsun, bir kıvama geliyorsun, biz o kıvama da gelmişiz. Onda da bir problemimiz yok. Ya şunu yapar mı, bunu yapar mı? Size şunu söylettirmem, elim kırılaydı, nereden koca oy verdik dedirtmem. Çok iyi çalışırım yani. Ama çok iyi çalışırım. Ve sonuçta elbette ki herkesin mutlu olması, herkese hitap etmemiz 500 bin kişiye belki kolay olmayabilir.
Ama iyi niyetimi hiç kimseye sorgulatmam. Çünkü bununla ilgili yöntem hazırlamışız. Bununla ilgili sistemler hazırlamışız. Elazığ Belediyesi örneğin 24 saat hiç kapanmayacak. 24 saat boyunca Elazığ Belediyesi kapanmayacak. Niye? Bir yılın yapacak işimiz var, kapatamayız. 10 yıllık iktidar istiyorum. Birinci 5 yılında bana yardım edin. İkinci 5 yılında ben kendim tek bir mitingle seçim kazanırım. E nasıl olacak o? Vallahi 5 seneyi çalışırım. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı, Merkez Belediye Başkan Adayı Yüksek Harita Mühendisi Haluk Aslan'ı düzenlediği programla kamuoyuna tanıttı. 31 Mart 2019'da yapılacak mahalle idareler seçimlerinde Saadet Partisi'nden Elazığ Belediye Başkan Adayı olan Yüksek Harita Mühendisi Haluk Aslan, İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu bir otelde düzenlenen basın toplantısında iyi bir başkan adayı belirlemek için çalıştıklarını belirtti. Elazığ'ımıza nasıl biz bir hizmetkar, belediye başkanının adayı aslında Elazığ'ın aynı zamanda hizmetkarı olan bir insanı nasıl Elazığ'ın önüne koyacağız da Elazığ'ın insanları hem bize dua edecek ve inşallah kendisine hizmet edecek bir arkadaşı nasıl koyacağız diye çok büyük çalışmalar, gayretler gösterdik. Tabii biz Haluk Aslan Beyefendi'yi Saadet Partisi olarak yaptığımız istişareler sonucunda Elazığ'ımızın önüne koyduk. Haluk Aslan Efendi Bey Elazığ'a yabancı değil, Elazığlılara. Geçmişte de belediye başkan adaylığını yapmış. Gerçekten de Elazığ'ın yakından tanıdığı ve işin ehli olduğu, liyakatlı bir insan olduğu, özellikle kentsel dönüşümde, harita mühendisliğinde, şu anda da arazi master çalışmalarında bu konuda ehil olan bir insanı Elazığ'ımızın önüne koyduk. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki Elazığlılar kadir şinas insanlardır, kadir kıymet bilen insanlardır. Liyakata en azından bizden daha fazla önem veren insanlar olduğu için inşallah 31 Mart'ta Saadet Partimize, Milli Görüş Belediyeciliğe ve özellikle Haluk Aslan Beyefendi inşallah şehre emin olarak belediye başkanlığına seçeceklerine inanıyorum. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Yüksek Harita Mühendisi Haluk Aslan, seçilmesi halinde nasıl bir belediye başkanı profili çizeceğini belirterek, hizmet kelimesinin anlamını sözlükten bakarak söylemeyeceğini kaydetti. Ben adalet için, eşit hizmet için buradayım. Başkanlığımı şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkla beraber yürüteceğim. Bunun başka şansı yok. Toplumla beraber yürüteceğim. Söylenenlere ve alınan kararlara sorgusuz, sualsiz, şartsız inanmak zorunda kalmak yerine katılımcı bir yönetim oluşturmamız gerekiyor. Ve biliyorum ki sizler de kendinizi ifade etmeniz gereken mekanların artık arkadaş sohbetleri, kendi aranızdaki sohbetler değil de cevaplar bulacağınız mekanlar olması gerektiğine benimle beraber inanıyorsunuz. Yani sizler de düşüncelerinizin karşılık bulmasını ve kararlarınızın, şehrin kararlarının hep birlikte alınmasını istiyorsunuz. Elazığ belediyecilik alanında ileriye taşırken her kesimin başkanı olacağım ve başkaları gibi hizmet kelimesinin anlamını sözlükten bakarak öğrenmeyeceğim. Artık şehrimizin bir yaşam mücadelesine, şehir hayatının bir yaşam mücadelesine döndüğünü hepimiz biliyoruz. Kaldırımlarda yürürken düşme korkusuyla başımızı kaldıramıyoruz. Bunun yanında yağmur yağdığı zaman caddelerin sele dönüşmesi de, dereye dönüşmesi de hayatımızı bir o kadar zorlaştırıyor. Toplumun temel haklarının topluma lütuf olarak değil, insanın hayatını kolaylaştırmak için karşılanması gerektiğine inandığını belirten Haluk Aslan, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasının kararlılığıyım Elazığ'da diye konuştu.
toplumun temel haklarının topluma bir lütuf olarak sunulması, yansıtılması değil, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için yapılması gerektiğini, karşılanması gerektiğine inanıyorum. Evet, bugün Saadet Partimizin belediye başkanı adayı olarak karşınızdayım ama bu şehrin her köşesinde yaşayan her insanın umudu ve vicdanı olarak karşınızda duruyorum. Ben Elazığ'da tüm partilerin ve tüm Elazığlı'nın adayıyım. Bu sloganik bir laf değil. Bugün bu realitedir. Bu şehirde yaşayan her ferdin mekansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere organize edilmiş belediye teşkilatının işlemez hale gelen bozuk yapısını düzeltmek için gereken liyakatin adayıyım. Çarpık kentleşmenin, kötü yapılaşmanın, kötü planların, kuralsız uygulamaların, yetersiz altyapının düzeltilmesinin umuduyum. Çarçur edilen, sürekli açık veren, borç yükü altında beli bükülmüş bütçenin, yandaşlığın, kayırmacılığın, ayrımcı uygulamaların, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasının kararlılığıyım Elazığ'da. Şehrimizin her bölgesine ihtiyaçları karşılayacak eşit ve adil hizmet götürülebilme ihtimaliyim. Burada ben sadece bir belediye başkanı adayı değilim. Ben Elazığ'ın vicdanıyım. Ve bu şekilde sizin huzurlarınızdayım. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Rektör Profesör Doktor Demirdağ, cemiyet toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin bölgesel anlamda en eski cemiyetlerden biri olduğunu belirterek, ilk kurulduğu günden beri hem yerelde hem de ulusal düzeyde adından söz ettiriyor dedi. O günden bugüne gücünü artırarak hem yerelde hem ulusal düzeyde kendinden söz ettirmekte. Özellikle ilimizin her yönüyle gelişmesinde ciddi katkıları olduğunu ben özellikle müşahede ediyorum. Görev süremiz boyunca da bunu ciddi şekilde hissettik. Bundan dolayı ben tekrar teşekkür ediyorum. Amacımız her zaman üzüm yemek olmalı. Bunu yerken de tabii ki doğruları söylemek her zaman görevimiz. Bunları söylerken de ne yapmamız lazım? Usulüne uygun bir şekilde doğruları göstererek bir yanlışlık varsa onu ifade etmek lazım. O konuda da ben tekrar gerçekten sizlere teşekkür ediyorum. Bizim de dönem dönem yaptığımız icraatlarda belki ne bileyim yani farkına varmadan yaptığımız hatalar, eksiklikler olabilir. Ama zaman zaman siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın bunu bazen dost sohbetlerinde, bazen telefonla, bazen basın yoluyla uygun şekilde uyarmalarını biz gayet makul karşılıyoruz. Olması gereken de bu ama mühim olan birbirimize yardımcı olmak, daha birbirimizi motive ederek daha ileriye gitmek amacımız olmalı. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel gazetelerimizi üniversite olarak alıp bizlere destek oluyorsunuz.
bu açıdan size teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Basınımdan, cemiyetimiz adına yaptığınız bu nazik ziyaretten dolayı. Tabii biz bundan 4-5 sene önce Elazığ Yerel Gazetesi'ni okuyor kampanyasını yapmıştık. İlk destek verenlerden birisiniz oldunuz. 10 Ocak gazeteciler gününde belediye başkanımızın bir konuşması vardı. İşte bütün kurum kuruluşlar, beşer onar gazete alsalar kendi kuruluşlarla ciddi bir güç olur. Tabii biz basın olarak size teşekkür ediyoruz. Yani ilk günden bugüne hep yanımızda olduğunuz, bize destek verdiğiniz, elinize geldiğince. Basının hem görsel hem yazılı medyanın güçlü olması lazım. Vatandaşın şu anda en rahat ulaşabileceği yer basındır. Basının daha güçlü olabilmesi için okuyucuya ulaşması lazım. Okuyucunun desteklenmesi lazım. Televizyonların izlenmesi lazım, gazetelerin satılması lazım. Bu açıdan size teşekkür ediyoruz. Her gün gazetelerimizi alıyorsunuz. Kuruma, hastaneye dağıtıyorsunuz. Size teşekkür ediyoruz. Adana Devlet Tiyatrosu ekibi Yolcular adlı oyunu sahnelemek için Elazığ'a geldi. Sık sık Elazığ'a gelen Elazığ eski emniyet müdürü ve şu anda AK Parti'den Sivas ili Gürün'e ilçesi belediye başkan adayı olan Feyzullah Arsan, bu kez Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan Yolcular adlı oyunu canlandıracak olan ekibe eşlik etmek için geldi. Hem tiyatroyu izleyip hem de Elazığlıları görmek için seve seve ekibe eşlik ettiğini ifade eden Arsan, önümüzdeki haftaya da kendi yazdığı Yarınlara Geç Kalma adlı oyunun sahne alacağının da müjdesini verdi. Adana Devlet Tiyatrosu'nun yarın burada Yolcular Devlet Tiyatrosu var. Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü benim de yazmış olduğum bir başka tiyatroyu, Yarınlara Geç Kalmadım isimli tiyatroyu oynuyorlar. Sırayla bir hafta bu, bir hafta o. Bana rica ettiler, eski Elazığ Emniyet Müdürlüğü yapmışsın, biz de oraya turneye gidiyoruz, bize eşlik eder misin, gelir misin diye. Ben de bu sıralar bir Gürün'deyim, Sivas Gürün'de bir belediye başkan adayıyla çalışmam var. O çerçevede biraz rahatlığım var idi. Bir tiyatro izlemek, Elazığlıları görmek, onlarla buluşmak ve de eski çalıştığım, böyle hoşça vakit geçirdiğim ve de çok sevdiğim Elazığ'da biraz bir iki gün geçirmek amaçlı buradayım. Peki neler söylemek istersiniz Elazığlı vatandaşlara? Vallahi öncelikle tüm Elazığlılara en derin sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Onlarla bundan belki 20 yıl önce birlikteydim ama hala gönlüm onlarla. Sık sık görüşüyoruz, buluşuyoruz, konuşuyoruz Ankara'da, Antalya'da, hatta yurt dışında, şimdi de Gürün'de. Öncelikle Elazığlılara en iyi dileklerimi iletiyorum. Yarın bu Yolcular adlı tiyatro, hatta benim de yazdığım, daha sonra buraya gelecek sanıyorum, Yarınlara Geç Kalmadan. Hatta buradan da yazdığım bir Ehliyet Senleyine Dön Şinaseyine isimli tiyatroları bu tiyatro canlandırıyor, sahneliyor. O çerçevede gelirse izlemelerini, çünkü içinde Elazığ var. Her sayfasında, her cümlesinde bir Elazığ hikayesi, onları izlesinler. Yolcular adlı oyunu sahnelemek için ekibiyle birlikte Elazığ'a gelen Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyuncusu Sevinç Gediktaş, iki perdeden oluşacak oyuna tüm Elazığlıları davet etti. İki perdelik bir kara komedi, 8 epizottan oluşuyor. Elazığ'daki sanat severlerimizi oyunumuza bekliyoruz, davet ediyoruz. Çok keyifle izleyecekleri bir oyun olacaktır. İki perde, 8 epizot, 6 sanatçı, Adana Devlet Tiyatrosu'nun 6 sanatçısıyla birlikte. Elazığ'dan sonra da Malatya'ya devam edeceğiz ve Malatya'da da yine 3 oyunumuz var. Sonrasında da Adana'ya geri döneceğiz. Tüm sanat severlerimizi, tiyatro severlerimizi, Elazığ halkımızı 23 Ocak ve 24 Ocak saat 20'de Kültür Merkezi'nde Yolcular adlı oyunumuzu izlemeye davet ediyoruz. Memur Sen Engelli Komisyon Başkanı Engin Kırçıl açıklama yaptı. Çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2015 yılından itibaren Memur Sen Engelli Komisyonları ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da oluşturuldu. Elazığ Memur Sen Engelli Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl, Elazığ'da böyle bir komisyonun oluşturulmasının Memur Sen'in engelli bireylere verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi. Bizler kimsenin ötekileştirilmediği, grupların, farklılıkların, zenginlik olarak toplumdaki dezavantajlı grupların pozitif ayrımcılıktan etkin olarak faydalandırıldığı, bu itibarla engellerin istihdam edilmelerine yönelik kotaların arttırıldığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği,
engelliler ve engelli çalışanlar başta olmak üzere tüm çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarını sağlandığı demokratik, sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkanlarından eşit şekilde yararlandığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmayı, katkı sunmayı amaçlayan ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürüten, benzer amaçlı faaliyetlere de katkı sağlayan bir komisyonuz. Elazığ genelinde toplam 665 engellinin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığını kaydetti. İlimizde Devlet Personel Başkanlığı'nın verilerine göre 118 bayan, 547 erkek, toplamda 665 engelli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Türkiye'de 10 milyon engelli vatandaşımız içerisinde 52 bine yakın engelli memurumuz bulunmaktadır. Bunların çoğu Memur Sen Konfederasyonu'nun çatısı altında ki diğer sendika kolları içerisinde görev yapmaktadır. Biz sadece kendi sendikamızın engelli memurlarını değil, kamuda görev yapan tüm çalışanlarımızın hak ve hukukunu korumak zorundayız. Bunun için çaba harcayacağımızı ve komisyonun amacının sadece engelli üyelerinin sorunlarıyla değil, tüm engellilerin sorunlarıyla ilgilenmek ve engellilerin önündeki engelleri aşabilmesi için mücadele etmek olduğunu belirtmek isterim. Haydi Çocuklar, camiye sosyal projesi kapsamında 50'den fazla ilde faaliyete geçen projenin Elazığ'daki temsilciliğini yapan Elçet Derneği, Hilalkent Camii'nde çocukları cami ile buluşturdu. Türkiye geneli Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa organize edilen Haydi Çocuklar Camiye Sosyal Proje kapsamında 50'den fazla ilde faaliyete geçen projenin Elazığ'daki temsilciliğini yapan Elçet Derneği, Hilalkent Camisi'nde çocukları cami ile buluşturdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke abudu ve iyyâke nestaîn. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mevdûbi aleyhim ve reddâllin. Projeye 19 çocukla başlanıldığını ve bu sayının artarak devam edeceğini belirten Elçet Dernek Başkanı Gürkan Öztürk, amacımız çocuklarımızı camiyle buluşturmak, cami adabını öğretmek ve vakit namazlarını cemaatle kıldırmak. Ayrıca öğrenmeleri gereken namaz dualarını öğretmek, onlara Müslüman olmanın şartlarını, gereken vasıfları öğretmektir, dedi. Tüm anne ve babalara da bu konuda duyarlılık gösterin çağrısı yapan Öztürk, sabah namazı cemaatle kılınırsa 10 puan, öğlen ikindi ve akşam namazları 5'er puan, yatsı namazı 8 puan olarak belirlendi. Ayrıca her ezber için 1'er puan verilecektir. Bu çalışma tabii ki cami imam hatibi tarafından yapılacaktır. En çok puan toplayan çocuklarımıza nakit ve çeşitli ödüller verilecektir ifadelerine yer verdi. Minberi biz bunlardan ayrıca sınav yapacağız. Anlatabildim mi? Bir yazılı sınav yapacağız. Yani burada benim size anlattıklarımdan ne yapacağız? Yazılı sınav da yapacağız. O yüzden anlattıklarımı çok iyi belleyin. Çok iyicene dinleyin arkadaşlar. Yani yarın sınavda, soruda karşınıza çıktığı zaman hocam bunu şöyle söylemişti. Dolayısıyla bunun cevabı budur. O yüzden kursumuzun bitimine doğru biz ne yapacağız inşallah? Yazılı sınav da yapacağız. O yüzden siz çok şanslısınız. Niye? Çünkü bak birçok arkadaşınız camiye gelmiyor. Gelmedi. Geçen sene yaptılar. Siz ama bakınız geldiniz. Çok şanslısınız. Hem burada dualarınızı ne yapıyorsunuz? Ezberliyorsunuz. Hem cemaatle namaz kılmak, camide namaz kılmanın sevabı çoktur. O mükafatı arıyorsunuz. O sevabı arıyorsunuz. Ondan sonra üçüncüsü de ne yapacaksınız? Buradan az çok ödülünüzü de alacaksınız, tamam mı? Türkiye genelinde yaklaşık 2500'ün üzerinde camide 21 Ocak Pazartesi günü sabah namazı ile başlayan Haydi Çocuklar Camiye projesi 31 Ocak Perşembe günü yatsı namazı ile sona erecek. Haydi Çocuklar Camiye projenin tanıtım filmi de sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yazı Konak Belediye Başkanı Aydın Ayaz, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karnelerini dağıtarak hediyeler verdi. Yazı Konak Belediye Başkanı Aydın Ayaz, eğitim öğretim yılı birinci dönemi karnelerini dağıtarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karne dağıtımına Başkan Ayaz'ın yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ile veliler katıldı. Yusra kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Da başarı, matematik başarı bölgesi. Ona da bir alkış alalım. Hacer Çiçekçi, bir diğer kardeşimiz. Hacer'i de tebrik ediyoruz. Hem takdir hem iftar, aynı zamanda matematik başarı belgesi. Törende konuşan Başkan Ayaz, yarı yıl tatili dolayısıyla tatile çıkacak olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak, benim size tecrübelerim doğrultusunda nasihat olarak ifade edeceğim, bir kere okumayı çok sevin ve çok okuyun. Bir hikaye kitabı okuduysanız onu anlatma, hem sözlü hem yazılı anlatım konusunda gayret gösterin, dedi. Başkan Aydın Ayaz, karne dağıtımında öğrencilere giysi yardımında bulunarak bu tür desteklerin devam edeceğini belirtti ve iyi bir eğitim almaları adına sevgili öğrencilerimize sunduğumuz desteklerimizi bugün de devam ettirdik. Öğrencilerimizin her koşulda yanında olacağımızı ilk günde ifade etmiştik. Yazı Konak Belediyesi olarak eğitim faaliyetlerine verdiğimiz destekler bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Ben, birinci eğitim öğretim yılının başta öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum, ifadelerini kullandı. Belediyelerimiz için teşekkür edin bakalım. Kuzova Dernek Başkanı Soner Özkan, yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye meclis üyesi aday adayı olduğunu açıkladı. Kuzova Dernek Başkanı Soner Özkan, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özkan, Cip köy mevkiinde bulunan jeotermal su kaynağının gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çocuk parkları, çevre düzenlemeleri, şehitler anıtı, az önce de çekim yaptık, şehitler anıtı gibi birçok çalışmaya imza attık. Bölgemiz olarak bugün de Cip jeotermal testlerinin yanına geldik. Burada bu çalışmalarda, bu güzel çalışmalarda emeği geçen milletvekillerimize, sayın belediye başkanımıza, il başkanımız Ramazan Gürgöz'e sonsuz teşekkür ederiz. Kuzova sulama projesinin birinci etabı da bitirildi. İnşallah Temmuz ayında 22 bin dönüm sulamaya açılmıştı. Diğer kalan bölgede sulanmaya başlayacak. Bugün de göründüğü gibi Cip jeotermal testlerinin yanındayız. Bu bölgenin kalkınması için burası büyük bir kazanç oldu. Yaklaşık bir 60 derece sıcaklıkta bir su çıktı. Bu suyun daha çok da seracılıkta falan bölgemiz olarak değerlendirilmesini biz istiyoruz. Kuzova bölgesi olarak köy muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde köylerde fakir ailelere 5'er tane büyükbaş hayvan verilerek veya 20'şer 20-25 arası küçükbaş hayvan verilerek bunların sigortalarının yatırılarak köyden şehre göçün engellenmesini istiyoruz. Bu olay gerçekten bu projenin desteklenmesi için de Tarım İl Müdürlüğümüzden destek bekliyoruz, milletvekillerimizden destek bekliyoruz. Dernek olarak yaptıkları Kuzova Bölgesi Şehitleri Anıtı'nın Şubat ayı içerisinde açılacağını açıklayan Soner Özkan, mahalle idareler seçimlerinde de AK Parti'den belediye meclis üyesi aday adayı olduğunu açıkladı. Kuzova Şehitler Anıtı'nın da açılışını Şubat'ın 10'u gibi yapmayı düşünüyoruz. Kuzova bölgemiz 100 bin nüfusa sahiptir. Bu bölge AK Parti iktidarına %75 oranda destek vermiştir. Bölgemizden bugüne kadar hiçbir şekilde AK Parti il yönetiminde bir kişi bulunmamaktadır. Merkez ilçe yönetiminde bir kişi bulunmamaktadır. Yine keza il genel meclis üyeliğinde bir kişi bulunmamaktadır. Belediye meclis üyeliğinde bir kişi bulunmamaktadır. Bizler muhtarlarla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda ilk başta il genel meclis üyeliğine beni uygun gördüler. Fakat daha sonra il teşkilatında değerli büyüklerimiz olduğu için il genel meclis üyeliğine girmekten vazgeçtik. Müracaatımızı il belediye meclis üyeliğine yaptık. Buradan sayın vekillerimden, sayın il başkanımdan, sayın il başkanımdan ve AK Parti il teşkilatından bölgemize değer verilmesi, AK Parti iktidarında iklerin yaşandığı Kuzova bölgesinden bir ilkin olması ve bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. Ben
Kuzova Dernek Başkanı olarak il ve belediye meclis üyeliğine adaylığımı yaptığım zaman bunu istişareler sonucunda yaptım. Kuzova muhtarlarının bana vermiş olduğu, Pincirik muhtarlarının bana vermiş olduğu desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Türk Halk Müziği sanatçısı Aygün Çam, Nefes ve Semahlar'la Baski ve Keban ilçesi konseri verdi. Anadolu'nun kültür ve medeniyetinde önemli bir yeri olan Semah geleneği, yüzyıllar boyu Elazığ ve çevresinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Adı küze, kendi küze, Muhammed dostuz. Elazığ'da Baskir Keban yöresinde aşıklık geleneği ve semah kültürü ilk kez düzenlenen bir konserle gün yüzüne çıktı. Bugün yazar bir yoldu, ilkbahar devri doldu. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere çok sayıda daveti katılırken, Bitlis Eren Üniversitesi araştırma görevlisi Oğuz Doğan, Elazığ'da aşıklık geleneği olduğunu belirterek, semah kültürünü anlattı. Dini törenleri yöneten kişiler de kam ozan baksı dediğimiz hem müziği icra eden hem de dini alanda gelecekten haber veren insanları kötü ruhlardan koruyan kişilerdi. Bunlar kabul edilen dinin etkisiyle boyut değiştirerek Anadolu sahasına aşıklar olarak geliyorlar ve bu aşıklar dini grup farklı kollara ayrılarak bir dini tasavvufi aşıklarımız, bir de Alevi Bektaşi olarak adlandırdığımız aşıklar kol şeklinde farklı farklı kollara ayrılıyorlar. Burada da bizim bölgemizde de özellikle Keban ve Baskil ve merkez köylerinde belli başlı yerlerde ocaklar kuruluyor. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Nefes ve Semahlar'la Baskil yöresi, ikinci bölümde Nefes ve Semahlar'la Keban yöresi yer aldı. Hareket Partisi Elazığ Belediye Meclis Üyesi adayı Burak Düzenli'nin çocukları Ahmet ve Aras sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Elazığ Belediye Meclis Üyesi adayı Burak Düzenli'nin çocukları Ahmet ve Aras sünnet oldu. Ahmet ve Aras için düzenlenen sünnet düğününe MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban ve çok sayıda davetli katıldı. Ahmet ve Aras kendileri için hazırlanan taht ile düğün salonuna geldi. Sünnet düğününde okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid ve ilahiler de yer aldı. Ahmet ve Aras için düzenlenen sünnet düğünü pasta kesimiyle devam etti. Burak Düzenli kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Rabbim inşallah bu evlatlarımın düğünlerini de bizlere görmeyi nasip etsin. Ülkesine, vatanına, devletine ve milletine sadık evlatlar bize nasip etsin Rabbim inşallah. Evet, bu haberle birlikte günün gelişmelerinin de sonuna gelmiş oluyoruz. Az sonra spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Müzik.
Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Adana Spor'a 1-0 mağlup olan Elazığ Spor'da teknik direktör Orhan Kaynak, maç sonu yaptığı değerlendirmede bu şartlarda devam etmeleri durumunda kulübün kapanacağını söyledi. Adana Spor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ Spor teknik direktör Orhan Kaynak, futbolcularının ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını fakat bu şekilde devam etmeleri durumunda kulübün kapanacağını söyledi. Adana Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ Spor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Adana Spor karşısında futbolcularının ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ifade ederken, bu şartlarda devam etmeleri durumunda kulübün kapanacağını söyledi. Tabii maç önemli. 3 puan fark vardı. İkinci yarının böylesine önemli bir maçında çok eksik oyuncu grubuyla sayısal olarak çıkmadık ama yetersizlik anlamında bu ligi ilk defa oynayan oyuncularla çıktık. Ellerinden gelen en iyisini yaptı. Adana Spor takımına baktığınız zaman bu ligde oynamış çok önemli oyuncular var. Büyük bir camia. Sıkıntıları var ama ne olursa olsun bu ligin önemli oyuncularına karşı oynadılar. Onları Adana Spor'da kutluyorum buradan. Biz maçtan ziyade bizim için önemli olan kulübün yaşaması, kulübün devam etmesi hayatına. Bu anlamda bir yönetimin oluşması, zimmen kayyum heyeti devam ediyor biliyorsunuz. Bu şartlarda devam ederse muhtemelen kapanacak. Kapanmaması için bu hafta sonuna kadar Elazığ'da çok değerli iş adamları, çok değerli spor adamları da var. Basın olsun, taraftarlarımız olsun, o bize destek veriyor. İnşallah birbirlerini çekiştirmekten ziyade yönetici konumunda eski başkanlarımız olsun bir araya gelip Elazığspor'u nasıl kurtarabiliriz noktasında bir bütçenin oluşturup bir araya gelip el birliğiyle bu Elazığspor'u ayağa kaldırabilirler. Bu manada biz destek bekliyoruz. İnşallah Elazığspor'un önü ondan sonra çok daha açık. Önemli bir şehir, Türkiye'nin önemli bir kulübü. Bu kadar değer verilen futbola bir şehirde bir an önce bir araya gelip çok geç kalmadan bu hafta içinde bu adımların atılması gerekiyor. Biz sonuna kadar devam etmeyi düşünüyoruz ama biliyorsunuz ki bu oyuncularla devam etmenin de çok anlamı bizim adımıza, kendi adımıza yok. Yönetimle, kayyum heyetiyle de hafta içinde konuşuruz, değerlendiririz. Eğer transfer dosyasını halledemeyecek bir pozisyonda olursa Elazığspor'un oldukça sıkıntılı olur. Biz de kendi işimize, yolumuza bakarız. İkinci yarıya Elazığspor galibiyetiyle başlayan Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, maç sonu yaptığı değerlendirmede Elazığspor'un iyi mücadele ettiğini ve pes etmediğini kaydetti. Adana Spor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede ikinci golü bulamamalarının kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade ederken, Elazığ Spor'un iyi mücadele ederek pes etmediğini söyledi. Elazığ Spor'un iyi mücadele ederek pes etmediğini ifade eden Demirbakan, Elazığ Spor'da görev yaptığı dönem trajikomik bir şekilde görevine son verildiğini de hatırlatırken, o dönem yapılan yanlışlar nedeniyle Elazığ Spor'un Süper Lig'den olduğunu söyledi. Maçtan önce zor olacağını biliyordum. Kusura bakmayın sesim kısık. Gerçekten zor da oldu. İkinci golü atamamamız bizi sıkıntıya soktu. Elazığ Spor başta kalecisi diğer oyuncuların hepsini mücadelelerinden dolayı kutlarım. Teknik heyetlerini kutlarım. İyi mücadele ettiler. Pes etmediler. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bizim takım daha biz fazla hazırlık maçı da oynayamadık. Onun için birkaç hafta sonra gerçek istediğimiz seviyeye geleceğini. Elazığ Spor'da FIFA'ya başvuran İdrissa Diarra parasının ödenmesinin ardından Bordo Beyazlı kulüpte kaldı. Basit bir ihmal sonucu Musa Bagayoko'yu elinden kaçıran Elazığ Spor, bu kez erken davranarak serbest kalmaya isteyen İdris Diarra'yı takımda tutmayı başardı. Elazığ Spor'da geçtiğimiz günlerde basit bir ihmal sonucunda Musa Bagayoko'nun serbest kalmasının ardından gözlerin çevrildiği bir diğer isim olan İdris Diarra, takımda kalma kararı aldı.
Bagayoko gibi alacakları nedeniyle FIFA'ya başvuran Malili genç futbolcu yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilerek takımda kaldı. Alınan bilgilere göre FIFA'nın ödeme yapılması için 22 Ocak Salı gününe kadar süre verdiği Elazığspor, İdris Diarra'dan imzalı belge alarak bu oyuncunun takımdan ayrılmasını önledi. İdris Diarra'nın takımda kalmasında Elazığspor'un Senegalli yıldız futbolcusu Lamine Diarra'nın da büyük katkısı olduğu bildirilirken, Lamine Diarra'nın İdris'e tavsiyelerde bulunduğu ve genç futbolcuyu ikna ettiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon U21 takımına transfer edilen ve sezon başında da profesyonel yapılarak A takıma kazandırılan İdris Diarra, bu sezon onu lig, biri de kupa olmak üzere toplam 11 karşılaşmada forma giydi. Daha önce yaptığı açıklamada Elazığspor'da kalacağını belirten Lamine Diarra, kendisine gelen tekliflerin ardından Bordo Beyazlı kulüpten ayrılmayı planlıyor. Elazığspor'da yaşanan sıkıntıların ardından takımdan ayrılan oyuncuların yanı sıra yaptığı açıklamayla golcü oyuncu Lamine Diarra Bordo Beyazlı kulüpte kalacağını açıklamıştı. Ancak golcü oyuncuya başta Afşet Afyonspor'la birlikte şampiyonluğun önemli ekiplerinden Denizlispor'dan teklif yapılınca Senegalli oyuncunun kafası karıştı. Afşet Afyonspor'un ciddi teklifi ve Denizlispor'un da maç başı teklifi karşısında düşünmek için süre isteyen Lamine Diarra'nın Elazığspor'daki gelişmeleri bekleyeceği ve kararını birkaç gün içerisinde vereceği öğrenildi. Adanaspor karşısına genç futbolcularıyla çıkan ve büyük bir ihtimalle Boluspor maçına da bu şekilde çıkacak olan Elazığspor'da transfer engelinin kalkmaması durumunda Diarra'nın Bolu maçı sonrası takıma veda etmesi bekleniyor. Elazığspor'la olan mukavelesini tek taraflı fesheden Serkan Kurtuluş, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a transfer oldu. Elazığspor'la olan mukavelesini tek taraflı olarak fesheden Serkan Kurtuluş, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a transfer oldu. Sivas'ta oynanan ilk yarının son maçında Altay'la karşılaşan ve bu maçın ardından alacakları için TFF'ye başvurup serbest kalma hakkını elde ederek sözleşmesini tek taraflı fesheden tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyecek. Kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Göztepe gibi takımlarda bulunan Serkan Kurtuluş, sezonun ilk yarısında görev yaptığı Elazığspor'da 12 lig, 1 de kupa olmak üzere 13 resmi müsabakada forma şansı bulmuştu. Ve bu haberle birlikte spor bültenimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki ana haber bültenimizde tekrar görüşmek, sizlere hep iyi haberler aktarmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.